Söz sırası İstanbul Milletvekilimiz Sayın Fatih Süleyman Deniz Olgun'da. Süremiz 5 dakika. Sayın Başkan, çok kıymetli milletvekilleri. 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi görüşmeleri kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün bütçeleri üzerine AK Parti grubu adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyeti ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz kadim olan medeniyet tarihimize çok ayrı bir öneme sahip. Yüzyıllar boyunca Türk dünyasının sosyal, kültürel ve ekonomik hayatında çok ciddi rol oynayan, bununla birlikte sosyal bünyemizde daima birleştirici ve kaynaştırıcı bir görev üstlenen vakıflarımızın amaçlarına uygun yaşatılması noktasında çok büyük hizmetleri, vazifeleri olan öncü bir kurumumuzdur. Milletimizin geleneklerini aktarma yönünden taşıyıcı bir kolon vazifesi gören vakıflarımız, geçmişle olan bağımızı sağlamlaştırdığı gibi aynı zamanda dünden bugüne kuşaklar arasında canlı bir köprü olan kültür mirasının korunmasında büyük gayretler göstermektedir. Bugün Anadolu'ya ve Rumeli'ye gittiğimizde tarihi özelliğe sahip kervansaray, cami, mescit, han, hamam, darül aceze, medrese, külliye, çeşme, bedesten, bimarhane, çarşı görüyorsak hiç şüphe etmeden kesin olarak bilelim ki tüm bu eserler yardımlaşma, dayanışma duygusunun kurumsallaşmış hali olan rızayen lillah amacıyla kurulmuş olan vakıflarımız vesilesiyle yapılmıştır. Vakıflarımızın tümünün birer hayratı ve bir de akarı vardır. Kamusal alanın tamamen vakıflara terk edilmesi, özellikle batılı sosyal siyasetçilerin 16. yüzyıl Osmanlısı için vakıf cenneti tabiri kullanmalarına neden olmuştur. Evliya Çelebi 17. yüzyıl Osmanlı vakıf eserleri hakkında ben 50 yılda 18 padişahlık ve krallık yere seyahat ettim. Hiçbir yerde bu kadar hayrat görmedim diye yazacaktır. Ecdadın bizlere yadigar bıraktığı hangi vakıfları, hangi hayratları bu 5 dakikalık konuşmamda ifade edebileyim? Hasta leylekleri tedavi eden, göçmen kuşları koruyan, yetimleri, öksüzleri koruyan, alanın da verenin de belli olmadığı sadaka taşları, malikane gibi kuş evleri, daha nice hayratlar, daha nice hayırlar, daha nice vakıflar. Sosyal yaşamın her alanında yüzyıllar boyunca binlerce vakıf kurulmuş. Bunları kuranlar, yönetenler terk-i dünya etmişler. Elbette bu kıymetli vakıfların, kurumların heba edilmesine göz yumulamazdı. Bu bağlamda sürekliliğin sağlanması için vakıfların yaşatılması, devam etmesi Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün vazifesi ve sorumluluğundadır. Şu an yaklaşık 52 bin üzerinde vakıf mevcuttur. 2002-2018 yıllarında 16 yılda tam 5250 vakıf eserimizin restorasyonu tamamlanmıştır. Bu yıl 2019 senesinde ise ilave 150 eserimizin daha restorasyonu gerçekleşmiş olup ve tam olarak burada restorasyonu veya onarımı yapılan vakıf kültür varlığı sayısı tam 115 kat arttırılmıştır. Vakıflara ait akarlar altı vaziyetten kurtarılmış ve yüksek gelir getiren taşınmazlar haline dönüştürülmüştür. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz çalışmalarını hazineden katkı almadan kendi öz kaynakları üzerinden gerçekleştirmektedir. Bezme Alem ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitelerinin eğitim hayatına kazandırılması büyük bir başarıdır. Bugün bu iki üniversitede modern kompleksler içinde eğitim verilmektedir. Bezme Alem Üniversitesi'nin tıp fakültesi hastaları tedavi etmeye devam etmekte, hatta ücretsiz sağlık hizmeti sunmaktadır. Yine Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce 2019 yılında 4521 kişiye muhtaç aileye bağlanmış, 20315 aileye, toplamda ise 78780 kişiye gıda yardımı yapılmıştır. 15000 kişiye ise burs verilmiştir öğrenciye. Aş evleri hizmetleri de tüm hızıyla devam etmektedir. İstanbul Eyüp İmareti'nin yemek verme potansiyeli 2000 kişi olup ihtiyaç sahiplerine her gün 3 kap sıcak yemekten oluşan bir öğün verilmektedir. Bunun gibi 10 binlerce vatandaşımıza sosyal yardım hizmetinde bulunulmaktadır. Bu yapılan yardımlar hiç kimseyi ötekileştirmeden, farklılıkları gözetmeden, görüş ve düşünce ayrılıkları olmaksızın birlikte yaşama, paylaşma kültürüyle yardım etmenin bir tezahürüdür.
Vakıf eserlerinin bakım, onarım ve restorasyonu, eğitime destekleri, sosyal yardım ve destekleri, hayır hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi, yatırımları, kültürel faaliyet, hizmet ve tedbirlerle kültürel mirasımızın korunmasına yönelik çalışmalarından ötürü Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün kıymetli yöneticilerine tamamlayalım. Kıymetli yöneticilerine, başta genel müdür ve bütün mühendis ve işçiler olmak üzere tüm çalışanlarına, grubumuz ve milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. 2020 yılı bütçemizin hem tüm bakanlıklarımıza, tüm kurumlarımıza, milletimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.